Önce tavuklarımla başlayacağım. Şöyle büyük göze bir tane bok tavayı oturtuyorum. Altını yine her zaman olduğu gibi sonuna kadar açacağım. Şimdi tavam ısınmaya başladı. İçine şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Bence biraz da tereyağı alalım. Onu da attım içine. Tavuklarımı yavaş yavaş içeri gönderiyorum. Hepsini içine koydum. İlk önce yoğurdumu hazırlamak istiyorum. Çok basit, karıştırıp çırpacağım. Eşit oranda hem normal yoğurt, mümkünse ev yapımı varsa ondan tercih edin. Biraz da süzme yoğurt ekliyorum çünkü onun ekşiliğini çok seviyorum. O yüzden ikisini birbirine karıştıracağım. Biraz da tuz koyuyorum. Bütün yan malzemeleri hazırlayalım. Tavuklar piştiği anda çıtır çıtır servis yaparız. Yoğurdum hazır. Bunu hemen arkaya aldım. Şimdi tırnak pidelerimi alıyorum. Küp küp doğrayacağım hepsini. Tereyağı yine çok güzel bir koku verdi tavuklarıma. Şöyle tavam ısınsın. Tavamın içine şöyle bir parça daha koyalım. Tam tamına 2 yemek kaşığı yaptı. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Şöyle biraz zeytinyağı, biraz bol yağda kızartacağım. Hemen bu güzel pideleri içine atıyorum. Ekmeklerimi ekleyebilirim. Şöyle üzerlerine kırmızı toz biber ekliyorum. Buradan kuru kekik de alalım. Şimdi ekmeklerin altını orta ateşe aldım. Yanmadan kızarmalarını istiyorum. Tavuklarım çıtırdamaya başladı. Bütün baharatları ekliyorum. Tuzumuz. Bunlar değişmiyor artık. Tuz, karabiber mutfaktaki en yakın dostlarımızdan biri. Şöyle bir çay kaşığı kadar koydum. Buradan hemen sarımsak tozunu alıyorum. Arada ekmekleri alt üst etmeyi unutmayın. Şimdi tavuklara biraz da taze kekik koyacağım. Dediğim gibi yanında domates, biber ne istiyorsanız servis edebilirsiniz. Şimdi tavuklarım istediğim kıvama geldi. Altlarını en kısığa aldım. Şimdi son ana kadar sıcak kalmasını istiyorum. Böyle servise başlayalım. Kocaman bir tabağımız var. Aynı tavada da salçaları kavuracağım. Onları da koyalım. Bütün bu ekmeğe koyduğumuz baharatlar aynı zamanda da sosumuza geçsin. Yine tereyağımız var. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar içine koydum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Dolu dolu 1 tatlı kaşığı domates salçası. Yine aynı şekilde biber ekliyorum. Salçayı kokusunu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. Kendi tuzu yeterli olduğu için dışarıdan herhangi bir şey eklemeyeceğim. Salçama tek yapacağım. Hepinizin birçok defa evde denediği gibi dışarıdan sıcak su ekliyorum. Koyu bir sos kıvamı elde etmek istiyorum. Eklediğiniz su miktarına göre de dışarıdan tuz ekleyebilirsiniz. Sanırım benim eklemem gerekecek. Artık tavukları da kapatalım. Bunu da altını kapattım. Siz sıralamayı nasıl isterseniz öyle yapın. Ben yoğurdu pidelerin üzerine koyacağım.
Üzerine de şöyle birkaç dal taze kekik koyalım.